Yine Küçük Su tarafında güzel Sefakent değil mi burası? O bölgede bir parselimiz. Bu parselde gördüğünüz gibi 168 bin metrekare büyük bir parsel. 466 hissedarı var. Bu parseli de biz bakın gördüğünüz gibi 27 parsele bölmüşüz. 19 ortalama hissedarı var bunun ve her bir parselimiz ortalama 4500 metrekare büyüklüğünde bir parsel. Artık bu hissedarlar 466'nın 3'te 2'si değil, 19'un 3'te 2'siyle anlaştıklarında dönüşebilecekler. Bakın bu parselde ne yaptık? Bütün vatandaşlarımızı donatıdan alarak konut alanlarını aldık. Artık bu küçük parsellerde terkleri, okul alanları, yeşil alanlar, bunları kamuya terklerini almış olduk. Şu anda her biri konut alanında plana uygun inşaatlarını yapacaklar. Burada bir ayrıntı var biliyorsunuz. Bu ifrazları yaparken normal parseldeki tapunuzun hissenizin %40'ı eksik olacak. Yani 300 metre tapunuz var. Bunun 120 metresi bu yeşil alanlar, yollar, okullar olduğu için eksik gözükse de kök parseldeki tapunuzun hissenizin karşılığı olan imarınızı kullanacaksınız. Burada küçük bir ayrıntımız daha var. Bu parsel bakın dolu bir parsel. Burada her yerde inşaatlar, binalar var gördüğünüz gibi. Ama biz ifraz yaparken bu kamu alanlarında, okul alanında, parkta, yolda kalan binaları otomatikman doğal olarak en yakın parsele taşımak zorundayız ki bu insanlar da dönüşümde burası okul alanı olduğu için konut yapamayacaklar. Evlerini en yakın parsele taşıyarak bu ifrazı gerçekleştirmiş oluyoruz. 6 Şubat'a kadar bu parselleri ifraz ederken sizden %51 şartı aradık. İmar Kanunu 18'e göre bölmek için. Ama şimdi çok daha pratik ama tabii bir o kadar da önemli bir 6306'ya dayanarak riskli yapı ilanıyla bu ifrazlarda artık sizden %51 şartı aramıyoruz. Bize artık %51 evet desin diye sizden bir beklentimiz yok. Biz 6306'ya göre bu parselleri böleceğiz. Şu anda belediyemizde bir ofis kurduk. Harita mühendislerinden oluşan. Bu arkadaşlarımız sizden gelen talepler öncelikli olmak üzere biraz önce videoda izlediniz. Boğaz'da 10 bin metrenin üzerindeki tüm parselleri böyle küçülteceğiz. Bunları küçülttükten sonra başkanım biz artık bu küçülmüş haliyle dönüşüme varız dediğiniz dakika bize bir tane riskli bina getireceksiniz. Bir tane bir riskli bina yatıyor. O riskli binayı biz riskli yapı alıp hemen derhal şu ifrazı resmileştirip sizin önünüzü açmış olacağız. Başkanım bunu daha önce niye yapmadınız? Değerli dostlarım bu tabii ki bizim yaptığımız her iş yargı denetimine tabidir. Sizden niye %51'i istedik? Yarın burada bu ifrazı beğenmeyen birisi dava açtığında biz de mahkemede efendim bu hissedarların çoğu bunu talep etti. Talep üzere yaptık diye hem sizi hem kendimizi savunmak amaçlı bunu istiyorduk. Ama şimdi yapılan bu ifrazı beğenmeyenler yine olabilir. Yine mahkemeye gidebilir. Bu defa 6306'dan yapıyoruz dediğimizde zannediyorum artık yargı camiası da bu depremden sonra böyle patır patır yürütmen durulması kararı vermeden yolumuza devam ederiz diye söylemek istiyorum. Elbette ki bütün işlerimiz yargı denetimine tabidir. Bunları beğenmeyenler mahkemeye gitme riskleri her zaman vardır. Ama 6306'ya göre %51 çoğunluğunuzun talebini almadan bir riskli yapıyla beraber şimdi hızlıca Boğaz mahallelerimizdeki tüm parselleri 10 bin metrenin üzerindeki tüm parselleri bölüyoruz değerli kardeşlerim.